Hazreti Mehdi keramet sahibidir. Sual: Mehdi sıradan bir insandır. Kerameti harikulade halleri yoktur. Bir meleğin bu Mehdi'dir demesi gibi bir şey olamaz. Böyle bir şey imtihana aykırıdır. İnsanın seçme iradesini kaldırır. Mehdi'nin geldiğinin gökten haber verilmesi, telefonla, radyo ve televizyonla bildirilmesi demektir diyenlerin maksadı nedir? Kendilerini veya hocalarını mı Mehdi yapmak istiyorlar? Cevap: Belki de o maksatla söylüyorlardır. Hazreti Mehdi'de birçok olağanüstü olaylar görülecektir. Bu harikulade olaylar imtihana aykırı değildir. Öyle olsaydı peygamberlerin mucizelerini gören bütün müşrikler hemen iman ederdi. Her peygamberden mucize görüldüğü halde inanmayanlar daha çok olmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti Mehdi'nin zuhurunun alametleri, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin bildirilmesinden önce ortaya çıkan irhasat gibidir. Nitekim Peygamber Efendimiz ana rahmine düşünce yeryüzündeki bütün putlar yüzüstü düştü. Bütün şeytanlara işlerinden el çektirildi. Melekler iblisin tahtının altını üstüne getirerek onu denize attılar ve ona 40 gün azap ettiler. Doğduğu gece Kisra'nın sarayı sallandı. 14 kulesi düştü. Mecusilerin 1000 senedir sönmeyen ateşi söndü. Hazreti Mehdi de büyük bir zat olup sayesinde İslamiyete ve Müslümanlara üstün bir takviye hasıl olacağından ve evliyalığın maddi ve manevi açıdan büyük bir etkisi bulunacağından, kendisi harikulade birçok keramete sahip olup döneminde olağanüstü alametler zuhur edecektir. Bu yüzden Resulullah'ın irhasatı gibi olağanüstü işler Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce de ortaya çıkarak onun alametleri olacaktır. İrhasat, bir peygamberden peygamberliği bildirilmeden önce meydana gelen harikulade, olağanüstü haller demektir. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması, Muhammed aleyhisselama ağaçların, taşların selam vermesi gibi hallere irhas denir. Henüz peygamberlikleri bildirilmediği için mucize denmez. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Hindistan'da birisi Mehdi olduğunu iddia etmişti. Meşhur, hatta manası tevatür derecesine varmış birçok hadis-i şerifler, böylelerinin bu itikat ve sözlerini yalanlamaktadır. Birçok hadis-i şeriflerde, Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek, bu Mehdi'dir, sözünü dinleyiniz diyecektir buyuruldu. O halde insaf etsinler ki, bu alametler, o adamda var mıdır, yok mudur? Hazreti Mehdi'nin daha birçok alametlerini Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Ahmet İbni Hacer-i Mekki Hazretleri, El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi ismindeki kitabında, Hazreti Mehdi'nin 200'e yakın alametlerini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydandayken, başkalarını Mehdi sananlar ne kadar cahildir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiği bu hadis-i şerifte açıkça Hazreti Mehdi'nin zuhurunu meleğin haber vereceği bildiriliyor. Melek için nasıl olur da telefon, radyo veya televizyon denilebilir? Demek ki tevilcilerden her şey beklenir. Nitekim melekler için tabiat kuvvetleridir diyen sapıklar da çıkmıştı. Buna tevil yoluyla inkar denir. Açıkça inkar edemedikleri için böyle tevil ederek inkar ediyorlar. Her şey böyle tevil edilirse ortada din diye bir şey kalmaz. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi kitabında bu hususta bildirilen birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir. Mehdi çıkarken başında bir sarık olacak ve bir münadi, bu Allah'ın halifesi olan Mehdi'dir, ona uyunuz şeklinde nida edecektir. Mehdi başının üzerinde bu Mehdi'dir, ona uyunuz şeklinde çağıran bir melek olduğu halde çıkacaktır. Hiçbir tarafın kendisinden korunamayacağı bir fitne zuhur edecek. Bu fitne çıktığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir.
Mehdi'nin zuhuru Muharrem ayında olacak ve semadan gelen bir nida, bu Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Ona uyunuz ve sözünü dinleyiniz diyecektir. Bunları hiçbir ehl-i sünnet alimi tevil etmemiş, İmam-ı Azam Hazretleri de kıyamet alametlerinin hepsinin hadis-i şerifte bildirildiği gibi zamanı gelince aynen gerçekleşeceğine inanırız buyurmuştur.